Bugün bizlerle Modern Halli Yalnızlık ve Atlı Karınca'nın Başı Dönüyor isimli kitaplarının yazarı Nurdan Kıyar ile beraberiz. Tekrardan hoş geldiniz Hoş Nurdan Hanım. buldum. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Teşekkürler. Biraz stresliyim, biraz hastayım. Kusura bakmayın sesim içinde. Ve çok zor katılınca ister istemez stres oldum. Evet, geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Evet, isterseniz ilk başta kendinizi tanıtmakla başlayın. Nurdan Kıyar kimdir? Ben okul öncesi öğretmeniyim. Aktif olarak şu an çalışmaktayım. Aynı zamanda yani yazarlık yapıyorum. Çocuk edebiyatında eserlerim var, yetişkin edebiyatında eserlerim var, yolda olan eserlerim var. Bu şekilde minimal bir anlatım olsun. Siz sorun, ben cevaplayayım. Tabii ki. İlk kitabınız sanırım Atlı Karınca'nın Başı Dönüyor ve Kendimi Keşfediyorum serisiyle başladı. Ne zaman yazmaya başladınız? Yazmaya nasıl karar verdiniz? Yani şöyle aslında ben çocukluğumdan beri yazıyorum. Yani çok çok öncesine dayanıyor benim yazma serüvenim. İlk şiirle başlamıştım. Yani şiir benim her zaman ilk göz ağrımdır o yüzden. Daha sonrasında öykülere yöneldim. Çocuk kitabına, birçok dergide kitap analizi yaptım. Böyle böyle ilerledim. Şu an yolun nereye çıkacağını bilmiyorum. İnşallah çok daha güzel yollara çıkarız. Evet. Atlı Karınca'nın Başı Dönüyor isimli kitabınızı sanırım üniversite yıllarında yayınladınız ve o süreç nasıl gelişti? Çocuk kitabı ve okul öncesi öğretmenliği okuyorsunuz bu noktada. Size büyük bir katkısı olmuştur. Yani zaten açıkçası şöyle oldu. Çocuklar benim hayatımı biraz da belirlediler. Benim için kitabımın adını belirleyen de çocuklardı. Bana kitap fikrini veren de çocuklardı. Mesela Atlı Karınca'nın hikayesini şöyle anlatabilirim. İlk staj günümdü. Aşırı heyecanlıydım. Ben vertigo hastasıyım. Dönme eylemlerini çok yapamıyorum. Başım dönüyor. Çocuklarla da dönerken işte öğretmenim biz de atlı karıncayız. Sen de atlı karınca ol, sen de atlı karınca ol. Çocuklar olamam benim başım dönüyor. Bir tane öğrencim çıktı ve şey dedi. Nasıl ya dedi, atlı karıncanın başı mı döner hiç dedi. Oradan ben de direkt ampul yandı. Diğer kitapların adını da onlar belirledi. Onlar yolda. Zaten Kendimi Keşfediyorum serisi 5 kitaptan oluşuyor. Evet. İnşallah onlar da zaten zamanla çıkacaklar. Hala basındalar onlar. Yetişkin edebiyatına daha sonradan adım atmak istedim. Orada kalemim daha özgürdü. Çünkü çocuklarda aslında çocuk kitabı basit olarak görülen bir şey ama asla öyle değil. Dediğiniz her kelimeye çok dikkat ediyorsunuz. Mesela Atlı Karınca'nın Başı Dönüyor da biz bir Luna Park'ı yazmaya çalışıyorum. Ama Luna Park'ta çocuklara alt mesajı olan hiçbir şeyi de vermemem gerekiyor. Şeker gibi mesela. Yani belki bu toplumumuzda çok örneği görülen bir şey. Ama biz öğretmenler olarak çocukları kötü şeylere ileten şeylere karşıyız. Şeker kelimesini kullanmadan benim Luna Park'ı anlatmam gerekiyor. Ama Luna Park dediğin şey zaten şekerden daha böyle vıcırık şeylerden ibarettir ya. Onu yapamadık. O yüzden özellikle bir hafta düşündüğümü hatırlıyorum. Şeker yerine ne koyacağım? Ama çocuğun da ilgisini çeksin yani. O yüzden biraz çocuk edebiyatı beni daha çok zorladı. Yetişkinlik yani kalemim daha özgürdü. Yine de bir memur olduğum için her şeyi bütün özgürlüğüyle Peki çocuk kitapları yazarken yayın evinin bu noktada tutumu nasıl? Yani onlar da içeriğinin gidişatına dikkat ediyorlardır. Tabii ki. Benim açıkçası o serüvenim çok şanslı geçti. Şu şekilde oldu. Ben bir kitabımla arkadaşının vesilesiyle hadi ya hadi sen de gönder yayın evine şeklinde gönderdim. Hiç dönüş beklemiyordum. 3 aya dönüş yaparlar dediler. Bana bir hafta içerisinde dönüş yapıldı ve yayın evi direkt şey dedi. Hocam biz bunu çok beğendik. Değerler eğitimi seti altında bize hani 5 kitap altında birleştirebilir misiniz? Ya diyorum benim elimde kurgu yok. Bir şey yok. Ben nasıl yetiştireceğim? Hani nasıl 5 tane kitap çıkacak diyorum. Bir haftada geri kalan 4 kitabı da yazdım ve ben seri halinde bir sözleşme imzaladım. O yüzden biraz şanslıydım açıkçası. Diğer yetişkinlerimde Peki, de öyle oldu. evet. Peki bu seri kitaplarında
iç dizaynı ve çizimini nasıl anlaşıyorsunuz yayın eviyle? Şöyle çocuk kitabının en zor yeri zaten bana göre çizim, iyi bir çizer bulabilmek. Çünkü genelde kalıp kullanılıyor ve ben de kitaplarımın biraz daha marjinal olmasını istiyordum. En azından doğal çizimler olsun istiyordum. İlk kitabımda o yüzden çizerimi bayağı zorladığımı hatırlıyorum. Atlı Karınca'nın kuyruğu şu renk olsun, işte kafasındaki şu renk olsun. Bayağı hani haddim olmayarak da olsa çok karıştığım oldu. O yüzden diğer kitaplarımda tamamen bir resim öğretmeniyle çalıştım ve çok özgün oldu. Onlar diyorum ya yolda, ben şu an onları bekliyorum. Aslında onların heyecanındayım. Attık önce biraz daha hani şey derler ya, tabiri caizse ilkin günahı olmaz. Çünkü kalıp çizimler de var. Ben kalıp çizimlere karşıyım çocuk kitaplarında. Ama diğer çizimleri isteyen çizerler de çok ciddi miktarlar istiyorlar. O yüzden çocuk edebiyatı kolay gibi görülen ama asla öyle olmayan bir edebiyat. İşin içine girdiklerinde zorlanacaklarını söyleyebilirim. Peki şöyle diyelim, seriyi tamamladınız ve yayın evine teslim ettiniz. Şimdiki deneyimlerinizle ikinci bir seriyi çıkarmış olsanız çocuk kitaplarında nelere dikkat edersiniz? Yani öncelikle ben zaten eğitimci kimliğimden ötürü çocuklara, yani popüler kültürün değil de gerçekten öğrenilmesi gereken şeyleri vermek istedim. Bu da doğal olarak kaleme yansıdı ve çocuk kitabının %80'i dış görünüş. Yani şöyle göstereyim. Şu Evet. kapağın çok ilgi çekici olması gerekiyor. Gerçekten çocuk çünkü buna geliyor. Mesela ben şununla karşılaşmıştım. Tahmin ediyordum çünkü çocukları tanıyorum. Dedim ki normalde full arka planın pembe olacaktı. Ya dedim bu kitabı erkek çocuklara da gelecek ve ben tanıyorum erkek çocuklarını. Direkt şey diye girecekler. Aa, pembe, bu çocuk kitabı. O yüzden mavi yeşil temalı yapmamıza rağmen ben hani TÜYAP, birçok TÜYAP'ta yer aldım, imza günlerim oldu. Gelip şey diyen vardı. Ama bence bu kız kitabı. Neden diyorum? Çünkü atlı karınca pembe. Böyle yaklaşanlar da vardı. O yüzden hani kitabın kapağı sizin çekiciliğinizi çok etkiliyor. O yüzden kitabın kapağına çok daha fazla özen gösterirdim. Çok daha ilgi çekici olmasını sağlardım. Ve gerçekten hani piyasa çok çok pahalı olduğu için yapılamıyor ama olabildikçe karton kapak tercih ederdim. Dikişsiz, çocukların hiçbir şekilde zarar vermeyecek dizampaj ayarlamalarını seçerdim. Büyük ihtimalle diğerlerini de öyle yapacağım. İnşallah diyeyim. İlk eserleriniz veya ilk yazımlarınız şiirle başladı, şiir olan ilginizle. Peki şiir kitabı çıkarma gibi bir girişiminiz oldu mu veya düşünüyor musunuz? Evet. Yok, ben zaten ilk olarak yetişkin edebiyatında şiirle var olacağımı söylemiştim. Ama büyük konuşmamak gerekiyormuş. Ama şu an bu modern hal yazdığı kitabımda da 20 küsür şiir artı 3 tane öykü var. Yani yine şiirsiz bırakmadım kitabı. Çünkü beni tanıyanlar da bilirler. Ben şiire çok ayrı bir düşkünlüğüm vardır. Yani içinde 20 küsur kadar şiir de var zaten. Sadece öykülerden oluşmuyor. Ama sadece şiirlerden oluşan bir kitabımı da, yani çıkacak o da aklımda. Ama biraz şiirde bilmiyorum, daha kusursuz yaklaşıyorum. Hani kusursuz olmalı. Bir de ben ikinci yeniciyim. Herkesin anlayabildiği bir dil yok. Metafor daha imgesel. Yani kalemimin gerçekten hazır olduğu bir vakitte inşallah güzel bir eser çıkacağına inanıyorum. Ve ikinci eseriniz olan, yani seriden sonraki eseriniz olan Modern Halli Yalnızlık isimli kitabı çıkardınız Linza yayınlarında. Bu kitabın çıkış aşaması nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz ikinci kitabın oluşmasında? Açıkçası bilmiyorum, ben şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Burada da yine aynı şeylerle karşılaştım. Benim editörüm gerçekten piyasada bilinen bir editördü. Ve kendisinin de bana hani birçok yayın evi var, ben sana birkaç tane önerebilirim demesiyle ilk ya bu olabilir dediğim yayın evine direkt mail attım, dosyamı attım ve ben direkt dönüş aldım. Hani yine beklemeden ve biraz da benim artım işte hani sizin editörünüzden çıkan kitaba biz güveniyoruz şeklinde oldu biraz da. Ve kitap o şekilde direkt kabul gördü. Sonra süreç başladı. Başka detay soru varsa hani oraya göre yorumlayayım. Şöyle demişsiniz kitabınızın arka ifadesinde, Modern Halli Yalnızlık eserimi özel çocuklarla çalıştığım süreçte yazdım.
Bana ilham veren, gözleri görmeyen bir öğrencimdi. Bu cümleyi okuduğumda oldukça böyle etkilendim. Nasıl bir ilham oldu size veya o süreç nasıl gelişti? Şöyle, ben bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaktayım. Orada da görme engelli bir öğrencim vardı, Güneş. Zaten kitabın sonunda da ona bir ithafen yazdığım cümle var. Güneş'e karşı çok ayrı bir bağım vardı benim. Yani ilk görme öğrencimdi. Ve hani bana her zaman, ben doğayı da çok severim. Zaten böyle cıvıl cıvıl bir karakterim vardır. O yüzden bana göre en ihtiyaç duyulan şeyi gözlerken, ve çok çok güzel bir kız. Göz rengi, kendisi o kadar güzel ki şey diyorum ya, keşke kendini görebilse dediğim bir kızdı. Ve hani ben ona hep kitap okurdum. Çok sever kitapları. Bir gün yine kitap okuduğumda, hangi kitap olduğunu hatırlamıyorum ama bana aynen şu cümleyi kurmuştu. Öğretmenim, bana kırmızının nasıl bir renk olduğunu anlatabilir misiniz? Ben orada doğal olarak kendimi çok çaresiz hissettim. Yani görmeyen birisine kırmızıyı anlatmam mümkün değil. İstediğim kadar metaforlu konuşayım ya da imgesel anlatmaya çalışayım. Orada kendimi çok aciz hissetmiştim. Ve hani bana olan sevgisini de bağlılığını da bildiğim için o gün kesinlikle dedim, hani bir öykü yazacaksam içinde güneş olacak ve güneşin aydınlattığı bir şeyler olacak dedim. Aynen de öyle oldu. Yani normalde biraz da mizacımdan ötürü diğer öykülerimin sonları, hani şu an spoiler gibi olmasın, daha kötü sonlulardır ama Güneş'in hikayesini kötü bitirmedim. Benim için diğer bir farkı da budur. Peki modern halli yalnızlık demenizin sebebi neydi? İsmi koymanızda oldukça yazarlar biraz zorlanıyor yani. Modern hali yalnızlık benim bir şiirimin adı aslında. Dediğim gibi şiir benim hayatımda çok önemli bir yerde. Şiiri yazarken de şiir 2018'de yazdığım bir şiir. Yine üniversite yıllarındayım. Ama şöyleydi, ya benim hayatım boyunca böyle oldu. Ben çok farklı bir çocuk oldum. Diğer çocuklar gibi zevklerim yoktu. Ya bütün arkadaşlarım oyun oynarlardı. Ben annemden plak isterdim, pikap isterdim, daktilo isterdim, sahaflara gitmek isterdim. Böyle eskimiş kitaplar okumak isterdim. Böyle yeni ciltli kitaplar ilgimi çekmezdi. Ya da böyle sokağa giderdim, tişörtümün içinde böyle ediş taşlar, bir şeyler böyle. Benim için anı onlar. Saklardım. Annem onları zorla çıkarttırırdı. Ya hep şey olarak görülürdüm. Böyle bir çocuk olma. İşte farklı bir çocuk olma, arkadaşlarına uyum sağla. Ama olamıyordum, yani yoktu bu benim yapımda. Ve bu bana şey getiriyordu. Ya ailemin çevresinden ötürü çevrem hep kalabalıktı. Ve derslerimden ötürü başarılı bir çocuk olduğum için etrafım hep kalabalıktı. Ama anlaşabildiğim insanlar yoktu. Ve o yüzden hep ben kalabalığın arasında yalnızlık çektim. Ve hani bugünümüzde de devam ediyor. Şu an yine etrafım çok kalabalıktır, çok aktifimdir, sosyal çevrem çok geniştir. Ama olabildikçe o kalabalıkta böyle kenarda bir yerlere dalan insanlar vardır ya, işte ben o insanlardan birisiyim. Modern halli bir yalnız olduğumu düşünüyorum. Etrafının kalabalık, kafasının tek olduğu bir insanım yani. Peki şiir yazarken o konu üzerinde etkilendiğiniz durumları mı ele alıyorsunuz yoksa o duygu haliyle farklı konularda yoğunlaşabiliyor musunuz? Anlık mı oluyor mesela? Nasıl oluyor sizde şiir yazma durumu? Şiir benim için gerçekten çok farklı bir süreç. Uykudan uyanıp şiir yazdığımı biliyorum. Ya da hani tamamen bir dakika, hani şu an susun yazmam gerekiyor dediğim anları biliyorum. Ki bir aralar böyle sürekli çantamda küçük bir defter taşırdım. Aklıma geldiği an yazardım. Ama tabii ki bu süreci etkileyen dış faktörler var. Yani insan sokakları boşken yazamıyor. Kalbinde bir his barındırmadan yazamıyor bana göre. Bu ikinci yenici de olsa, toplumcu gerçekçi bile olsa sokaklar boşken yazmak çok zor oluyor. O yüzden sokaklarım doluyken yazdığım şiirler tabii ki çok daha farklı. Boşken zaten ilham yokken yazamıyorsunuz. Bende de öyle. Yani oturup teknik olarak size bir şiir yazabilirim. Ama asla diğer şiirin etkisini veremem. Peki şiir, bir şiiriniz üzerinde unutulmayan bir anınızı bizle paylaşır mısınız? Mesela işte şöyle bir anı geçmişti, onu şiirlendirmek istedim. Olay örgüsünü bizim için paylaşırsanız.
Bu biraz şey, aslında şiir analizlerini de hiç sevmem. Çünkü sanat bana göre karşıdakinin alabildiğidir. Ben bir yöne çekmiş olacağım şu an. Şiirin adını vermeden söyleyeyim o zaman. Tabii ki. Yani hayatımda olan kişiye yazdım ve onun yani reenkarnasyona göre önceki hayatında benlerin öpüldüğün yerlermiş. Ben de onun benleri üzerinden yazmıştım. Benim için ayrı bir yeri vardı. Neden Ne dediğini de sorduğum, söylemeyeyim çünkü çok evet, anlaşılır. evet. Neden sorduğum şöyle. Ben de yani kitap çıkardığımız durumlarda da ilk kitabım şiir kitabıyla başladı. Bir Şiir Arzulardım isimli kitabımızla. Ve ben de üniversite yılında bitmeye son aylar kalası çıkardık kitabı, şiir kitabını. O şekilde bir süreç izledi ve şiirin yeri bende daha keza bir noktada farklı. Yani bir tane anısı şöyle. Şimdi şiir denildiğinde yazıldığı gibi de onun da hikayesi o şiire ayrı bir anlam katıyor. O zaman Yani bakayım ben sizin için. O öyle evet. aklıma gelsin. O zaman şöyle edelim. İçerisinden bizim için bir tane şiir seslendirebilir misiniz acaba? Tabii ki şu an hastayım ama sesim hiç uygulanmamasına rağmen sizin için tabii ki Çok teşekkür seslendirmek ederim. isterim. Şu an seçmeye çalışıyorum o yüzden. Yani daha önce birkaç radyo programına da katılmıştım. Onlarda seslendirmediğim bir şey olsun. Aynı olmasın diye seçiyorum şu an. Tamam, bence bu güzeldir. Ruhumdan es bu gece şiiriyle başlayacağım o zaman. Tutmuyorum doğrunun yasını, beklemiyorum artık ne baharı ne de kasımı. Benliğimin krallığı pamuktan, ben yaşıyorum beni, bıraktım yalanı, aşkı, hasımı. Ruhumla es bu gece. Zorluyorum kalbimin suskunlaşmış damarlarını. Papatya karası yaşam tam solumda. İçimde bırakmıyorum mutluluğun bile azını. Büyüyor sırnaşık atlar, yalnız plaklar ağladıkça. Ruhumdan es bu gece. Arşa ayak bastıkça sesim, yalanı ensemden bile izliyorum. Bazen donuyorum yalpalandıkça, bazen hayat denen illeti kaşık kaşık içiyorum. Ruhumdan es bu gece. Artık söylüyorum o gamzeli daktiloya. Değişen benlikte değişmeyen benim. Ve yaşatırım çiçekleri mavi saksılarda. Sonra sen elindeki nameli masallarla ruhuma esmelisin bu gece. Sesinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Öykü içerisinde öyküler de var dediniz. Evet. İçeriği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize Modern Hali Yalnızlık kitabı? Tabii ki. Üç tane öykü yer almakta. Bir tanesi tamamen dram, diğeri daha fantastik. Diğeri de güneşin öyküsü diyorum ben onu herhangi bir şeye koymuyorum açıkçası. O şekilde yani dram daha köy yaşamını anlattığım, daha biraz Orhan Kemal'lerden esinlendiğim bir şeydi. Fantastik de ben biraz Marvel hastası olduğum için biraz onların etkisi vardı. Güneşin öyküsü de dediğim gibi güneşten etkilendiğim bir şeydi. O şekilde gelişti. Peki ilk teşekkürüm editörüm İknur Artu'ya Evet. teşekkür etmişsiniz bu noktada. Yazılması konusunda sizi Teşekkür ederim. teşvik etmiş. Peki kitabınızın tasarımı ve yayın eviyle tanışma süreciniz nasıl gerçekleşti? O konuda ben yine bütün aykırılığımı gösterdim. Şu şekilde oldu. Kitabın kapağı bilmiyorum fark ettiyseniz birçok kitaba göre daha farklı. Astroloji Evet. kitabı mı diyen oldu, burç kitabı mı diyen oldu. İşte daha böyle absürt benzetmeler oldu ve bu bana çıkmadan önce de dendi. Yani benim sanat editörüm 20 yıllık editör. Etrafımdaki keza fikir aldığım akademisyenler hani yıllarını vermiş adamlar. Hepsi şey dediler hani Nurhan bu kapak değil. Bu olmamalı. Bu olmasın. İşte örnek atıyorlar şunu yapmalısın bu olmalı falan. Ben de şey diyorum. İlk kitabım ve şey, kapak çok önemli. Kapak sattıracak bir şey yani. Bir noktada istediğiniz kadar sanat olarak deyin. İşin içine ticaret de girecek ama ben şey diyorum hayır. Satılmasa bile bu kapak olacak. Çünkü benim için bu güneşin de şu tablonun da
ismin de keza arkadaki yıldızların bile çok büyük anlamı var. O yüzden diyor ki hani satmasa bile ben bu kapağı yapacağım. Ve hani burada bayağı zıtlaşmıştık. Editörümle, Dizenpaj ekibiyle herkes hocam bu olmasın, bu olmamalı, bunu yapmayalım, bir şeyler ekleyelim, bir şeyler çıkartalım. Hayır dedim, bu olacak, satmasa da bu olacak, kimse almasa da bu olacak. İkinci baskıya girdiğinde değiştiririz, revize ederiz. Ama ben bu kitabı böyle görmek istiyorum dedim. Aynen de o şekilde oldu. Ondan ziyade yayın evim gerçekten hani buradan onlara yine teşekkür edeyim. Beni hiçbir şekilde zorlamadılar. Yani sözleşmemde ne yazıyorsa birebir aynısı oldu. Ne eksik ne fazla. Yani adamlar ne dedilerse yaptılar. O yüzden ben sonuna kadar memnun kaldım. Zaten hani yayın evleriyle alakalı bütün yazarları bilgilendirmek adına birkaç projem var. Gerçekten bu noktada çok sığ bakış açıları var ve insanlar bilmeden tamamen umutlarıyla çok kandırılıyorlar. O konuda ciddi bir hareket edeceğim inşallah. Ya ben çünkü bayağı yaşadım bu tarz sıkıntıları. Ama en azından şu an güzel eserler elde ettim, öyle düşünüyorum. Peki şiirin günümüzdeki önemi veya şiire olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani okuma oranımız zaten çok fazla düşük olduğu için şiir, hele ki tamamen bence yani yürek işi. İnsanlar şu anda pek yürekleriyle düşünmedikleri için çok sevildiğini, çok saygı duyulduğunu düşünmüyorum. Ben mesela bazen çok fazla duygu yüklü oluyorum ve elimde çok fazla şiir birikiyor. O yüzden mesela Aydan Aya hiç tanımadığım dergileri gönderiyorum. Diyorum ki ya orada da olsun. Çünkü bu bana yük gibi. Gerçekten bir noktada kendi parçanızı kesiyorsunuz. Ve o parçalar çok biriktiğinde bazen destek amaçlı, bazen gerçekten çok beğeniyorum. Diyorum ki ya bu, ben bunu kitabıma koymayacağım ama birisi dergisine koysun diyorum. Öyle birçok dergide şiirlerimi bulursunuz. Birçok derlenmiş kitapta şiirlerimi bulursunuz. Yani o şekilde gönderdim ama şeyi biliyorsunuz, yani anlaşılmayacağınızı biliyorsunuz. Ama bir yerde de sanatı şöyle görüyorum. Kim ne alırsa. Çünkü ben dergide, online bir dergide yazdım 2 sene kadar. Ve bana hep şu tarz mesajlar geliyordu. İşte hiç anlamıyorum ama kalbime dokunan bir şey var. Bu mesajı o kadar çok alıyordum ve o kadar mutlu oluyordum ki. Çünkü bana göre zaten sanat bir yerde bu. Anlaşılmadığı halde bir şeyler hissettirebilmesi gerekiyor. O yüzden analiz etmeyi sevmiyorum dedim. Çünkü anlatırsam sizi tek bir yöne çekeceğim. Ama eğer bırakırsam o dalga sizi nereye savurursa oraya gideceksiniz. Ve büyük ihtimal gittiğiniz yer de size dokunan yer olacak. Umarım yine şiirlerimde de birilerine dokunuyordur ve o noktaya gidiyorlardır. Ama dediğim gibi şiirin çok anlaşıldığını ve sevildiğini, saygı gördüğünü düşünmüyorum maalesef. Çıkarmış olduğunuz Atlı Karınca'nın Başı Dönüyor ve diğer kitabınız olan o seriden sonraki diğer kitabınız olan Modern Halli Yalnızlık isimli kitabınızda da keza bir farkındalık oluşturma yolunda yine farklı bir projeye de adım atmışsınız. Masarella diye iki seslendirme mi diyelim? Bu konu hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle, büyük ihtimal podcastlerden Evet. bahsediyorsunuz ya da ben Evet. aynı zamanda makam anlatıcısıyım ve şöyle oldu yine, ben dediğim gibi özel çocuklarla çalıştığım için görmeyen öğrencilerime kitap okuyordum ve seviyorlardı, gerçekten bu kitapları seviyorlardı ama ben her zaman kitap okuyamıyordum ya da evdeyken onlar, aileler, çok çocuklu aileler bireysel olarak ilgilenemiyorlardı. Ve ben de hani bu benim aklıma şu fikir getirmişti. Tamam dedim, ben bu çocukların evde de dinleyebileceği bir şeyler yapmalıyım. Önce Spotify'a yaptık bunu. Ama Spotify'ı kullanan veli sayısı çok azdı. O yüzden YouTube'a da dönüştürdük. YouTube'da da olsun dedik. Zaten o izlemelerin çoğunluğunu benim öğrencilerim yaptı. Yani onlar, hocam biz sizin sesinizi duyuyoruz. Biz işte sizin masalınızı dinliyoruz. Ya da arkadaşlar, işte ya kaç yaşındayım, senin şiirlerini okuyorum, dinliyorum dediler gece uyumadan. O şekilde gelişti. Yani tamamen dediğim gibi çocuklara bir şekilde yararım dokunmalıydı ki şu anda da YouTube'da diğer yaptığımız işler için işaret dilini geliştirmeye çalışıyoruz. Birkaç öğrencimiz var. Direkt hatta onlara yaptırmak istiyoruz. Yani onlar kendilerini ifade etsinler diyoruz.
Tabii küçük çocuklar oldukları için biraz ailelerin de izni lazım. O yüzden bu süreci de başlattık. İnşallah diğer videolarda işaret dilini de göreceksiniz. Çıkarmış olduğunuz Modern Halli Yalnızlık isimli kitapta içerisinde şiirler var ve içerisinde öyküler var. Bundan sonraki çalışmalarınızda hangi yol izleyeceksiniz veya yeni bir proje içerisinde çalışıyor musunuz? Şöyle yani ayrı ayrı çıkartacağım. Açıkçası bu fikir bana sonradan editörüm tarafından verilen bir fikir. Yoksa ben hani şiir apayrı, öykü apayrı düşünüyordum. Ama kendisi benim şiirlerimi çok değerli gördüğümü biliyordu ve sen böyle böyle yapıp şiirlerini hiç yayınlamayacaksın. Büyük ihtimal sen öldükten sonra çevren yapacak. Böyle yapma, en azından birkaç şiirini koyalım. Hem farklılık hem hani zaten nurdan kıyar farkı olarak yapalım falan demişti. Yoksa herkese bana da çok tuhaf geliyordu. Ya öykü mü diyorlardı? Evet öykü de var diyordum. Şiir mi diyorlardı? Şiir de var diyordum. Hani eserin türü bile belli olmuyordu. Ama bundan sonraki eserler daha net olacak. Hani şiir kitabı düşünüyorum ilk olarak. Sonrasında öyküler, belki roman, belki çok daha farklı. Çocuk edebiyatı devam edebilir. Onun ayrıca şu an üzerinde çalıştığım projede YouTube üzerine çalışıyoruz. Ben çocuk şarkıları yazıyorum, seslendiriyorum. Kliplerinde prenses kostümüyle oynuyorum. Seviyorum bu dünyayı. Tamamen onlar üzerine yöneleceğiz. 4 tane şarkımız var. Onların klipleri gelecek. Dediğim gibi onların işaret diliyle desteklenmesi gelecek. Biraz bunlar üzerine odaklıyız. Bir de belki Spotify'da şiir seslendirmeleri gelebilir. O şekilde. Yani şu an için projelerim bunlar. Genelde şiir kitaplarında şöyle ilgiyi biraz daha artırmak için içerisine denemeler de eklenebiliyor veyahut öyküler de bu şekilde eklenebiliyor. Yeni çıkarılacak olan şiir kitaplarındaki çalışma bakımından da içerisine şiirin olduğu gibi de bir köşesine böyle kare kod şeklinde ve o kare kodunda belli başlı platformlara ulaşılıp orada sesli olarak da dinletilebilmesi olanağı da sunulabilir. Evet, Bir çocuk kitaplarını farkındalık mı düşünüyorsunuz hocam? efendim. Çocuk kitaplarında son sayfalara YouTube kanalımızın, Maserella'nın QR kodunu ekleyip çocukların tarattığında çıkabileceği bir düzenek düşünüyoruz ama daha o da aktif değil. Çünkü biraz yayın evleri bu konuda çok pimpirikliler. Halledebilirsek inşallah öyle bir şey düşünüyoruz. Yani sonuçta çocuk kanalı, çocuk kitabı da olabilir diye düşündük. Bakalım, yoksa evet bence çok mantıklı bir düşünce. Yayın evinin bu noktadaki pirinçlikli ücret bakımından mı acaba nasıl? Orayı pek anlayamadım. Yani bize o şekilde söylenmiyor tabii ki. Ama işte hocam bir basıma gidilsin, bir işte İSBN numarası alınsın. Mesela çocuk kitaplarına 48 sayfa altında bandrol zorunluluğu olmadığı için bilmediğimizi düşünüyorlar. İşte bandrolle uğraşıyoruz. Bandrol diye bir şey yok. Dediğim gibi hani yayın evlerinin genç yazarlara yaptığı mobbinge dair de mesela birkaç projem olacak açıkçası. Çünkü ben çok çektim. Yani yapabilirler ama şey yaklaşıyorlar, yani neden uğraşalım? Neden ekstra buna vakit ayıralım? Yoksa şey değil, hani zaten biz çocuklara sonunda mutlaka yazmaları için ya da çizim yapmaları için boş sayfalar bırakırız. Atlı Karınca'nın da son sayfalarında var yani. Şöyle gösterebilirim. Şöyle şu şekilde bıraktığımız sayfalar var çocuklara. Çocuklar bir şeyler yazsınlar diye. O sayfanın küçük bir kenarına QR kodu koymak ne yayın evini, ne yazarı, ne de dizampaj ekibini sıkıntıya sokmayacaktır diye düşünüyorum. Bu kare kodun oluşmasında yine yazarın da bu noktada öncülük etmesi gerekiyor. Gerçekten de şiir kitaplarında olsun veyahut çocuk kitaplarında olsun sesli olarak da okutulması, bunun işte platformlara yayılması da bu noktada önemli. Sizin gerçekleştirmiş olduğunuz bu Masarella isimli projeniz de keza bunun için büyük bir örnek, bir farkındalık diyebilirim. Modern Halli Yalnızlık isimli kitabınızdan isterseniz şöyle küçük öykü veya kısa varsa veya içerisinden bir şiir daha alabilir sizin için. Buradaki Yani katılımcılarınız için. öyküler hep yarım kalır. O yüzden öykülere girmeyeyim bence. Bir şiir olabilir.
Hatta eğer şu an yayında olan arkadaşlarım varsa, beğendikleri bir şiir varsa, onlar yönlendirseler, ben kafama göre seçmesem, ya şu an göremiyorum kimlerin olduğunu, canlı yayını bilmediğim için şu an hiç ekrana dokunmuyorum. Aman çıkmayayım, aman şey olmasın diye. Yani şu an Öylesin. yazarlarsa yoruma, ya ben onu Evet. okuyayım. Sizin de uygun gördüğünüz bir şiir varsa onu da Aynen. Tamam, teşekkür seslendirebilirsiniz. ederim. Ben hala gözüm arkadaşlarım Durak. demesini. Durak isimli bir şiir diyor sanırım. Süper. Tarık Bu şiirin geleceğini biraz tahmin ediyordum ama. Tamamdır. Bunu o zaman okuyayım. Bir tane geldi. Ona göre gidelim. Belki de kısa bir hayat yaşamak için yaratıldı bedenim. Bağışlanmalıyım ama kim tarafından ve niçin? Kaç kişi takılı kalmıştır gözlerinde bir hiçin? Koşsam yüzsüz denizlere soğumaz içim. Söyle, ellerini ayrı durak yapsınlar. Gözlerinden şiir okunur, hüzün boşalır. Kamçılanır yürek, saçlar ağarır. Yutkunsam göğsünden bu zerreyi kim alır? Söyle, ellerini ayrı durak yapsınlar. Kasırgalar bu olur emirlere. Söylemeliyim oyasa sevdiğimi 100 kere. Yokluğumu tatsan hayatında en azından bir kere söylerler. Ellerinden ayrı durak yapmışlar. Sesinize, yüreğinize, kalemimize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çıkaracağınız eserler ve bundan önceki çıkarmış olduğunuz eserlerde, burada tabii ki kitap çıkaracak olan değerli konuklar da var ve çıkarıp da faydalanmak isteyen değerli konuklar da var. Onlar için kendi deneyimlerinizden yani neler söylemek istersiniz? Yeni kitap çıkaracak olan bir kişi için çocuk kitapları hakeza öyle veyahut çıkarmış olduğunuz bu öykü ve şiir karışık olan kitabınızı da hakeza içerisine alırsak. Öncelikle çocuk edebiyatı çok ayrı bir dünya. Lütfen araştırmadan hiçbir şey yapmasınlar. Piyasada çocuk kitabı altında gerçekten çocukları çok yanlış şeylere sevk eden şeyler var. Allah'tan şu an öğretmenler gerçekten bilinçlendi. Hiç kimse okumadan okulun kütüphanesine, kitaplığına bir kitap koymuyor. Ama tabii ki veliler bazen ucuz kitap olduğu için alıyorlar. Ama içerisinde bir sürü yanlış tarafa çekilecek bilgiler oluyor. O yüzden olabildiğince hem veli hem öğretmen seçici olsun. Bence yazar da seçici olsun. Kullandığımız kelimeler, ya herkes eğitimci olmak zorunda değil. Her çocuk kitabı yazan okul öncesi öğretmeni ya da çocuk gelişince olacak diye bir kural yok. Ama bence yani çocuktan anlayan, çocuğun dilini anlayan insanlar olmalıyız. Eğer bir şey bırakıyorsak ve bu biz sonuçta son yaşayacağız ama kitaplar kalacak, onlar sonsuzluğu görecekler. Sonsuza kadar bir çocuğun hayatına etki edeceğiniz bilgileri yazın bana göre. O yüzden çocuk edebiyatı ilk olarak önerdiğim bir şey değil. Daha önce de bir röportajda söylemiştim. Eğer iki türede yeteneğiniz olduğunu düşünüyorsanız bana göre yetişkin edebiyatından başlamalısınız. Hem kaleminiz özgür, hem gerçekten sizi çok kısıtlayan bir şey yok. Kendinizi daha net ifade edebilirsiniz. Çocuk edebiyatında hem nasihat vermeyip hem de nasihat veriyorsunuz. Bu başlı başına zor zaten. Ve yetişkin edebiyatının bence şöyle bir güzelliği var. Bir kere sizi yani bir yazar olarak maddi açıdan zorlamayacaktır. Çünkü çocuk kitapları ya kuşe kağıdıdır ya birinci sınıf hamurdur. Bunlar da bizim ekonomimizde çok pahalı olan şeyler. Ama yetişkin edebiyatı öyle değil. Sayfa sayısı arttıkça hele ki fiyat düşerken çocuk edebiyatında yani sayfa sayısı asıl belirliyor. Ve hani kolay gibi görünüyor ama ciddi paralar ödeniyor arka planda yani yazarlık. Ben hatta şunu söylediğimi hatırlıyorum bir hocama. Ben Gogoların neden palto sattığını şimdi anlıyorum dedim. Yani 2023'te anlıyorsam adamlar çok önceden bunu yaşamışlar. Gerçekten kolay bir süreç değil. Maddi ve manevi olarak hazırlanmanız gerekiyor. Kültürel ve vizyon olarak hazırlanmanız gerekiyor. Sonuç olarak kimse şey demiyor. Aa, okul öncesi öğretmeninin kitabı kusursuzdur. Kimse böyle demiyor. Aksine daha da eleştiriler geliyorlar. Hele ki eğer ünvanınız psikologsa,
ya da böyle gerçekten hatır sayılır bir mesleğiniz varsa çok daha mobbing yiyorsunuz. Ve şey zannetmeyin, beni kim tanıyor ya, zaten okuyucum az. Asla öyle bir şey değil. Sonra çok alakasız bir yerde patlıyorsunuz ve dediğiniz bir kelimeden başınıza çok ağır şeyler gelebiliyor. Yani zaten Kültür Bakanlığı onaylı olması gerekiyor kitaplarınızın. Her şey onaydan geçmiyor. Hele ki çocuk kitapları şu an çok sıkı bir denetimde diye biliyorum. O yüzden yetişkin edebiyatını daha çok öneriyorum, maddi ve manevi olarak. Sadece şey olarak bakmayın. Bana göre zaten kitap sizin maddi kazanç sağlayabileceğiniz bir şey değil. Eğer içsel doyumunuzu sağlamak istiyorsanız, ben bu dünyaya bir şey bırakmak istiyorum ya da ya ben yazar olarak ölmek istiyorum diyorsanız gerçekten bu işe girin. Eğer maddi bir kazanç bekliyorsanız, İlber Ortaylı değilseniz, Zülfü Livaneli değilseniz, bu ülkede para kazanmanız çok zor. Ya da popüler kültüre hizmet etmiyorsanız, bu ülkede para kazanmanız çok zor. Biraz gönül işi yani. Gerçekten ben bu işe gönül vereceğim diyorsanız kesinlikle girmelisiniz. Çok büyük bir zevk. Keyif yani. Evet, gerçekten de bu noktada bu bilgiler bir altın değerinde. Çünkü ilk kitap çıkaracak olan kişiler için de hakeza çocuk kitapları olsun veyahut şiir kitapları olsun veyahut deneme öykü kitapları olsun. Bu şekilde böyle deneyimleri anlatan yazarların da olması, deneyimleyen yazarların da olması çok güzel. Yani hocam Sonu, şöyle buyurun. söylesem, ben ilk başladığımda çocuk edebiyatında beni yönlendirebilecek hiç kimse yoktu. Ben tamamen yayın evinin yönlendirmesini aldım. Doğal olarak yayın evi de kendine göre yorumladı. Onun için çok gerçekten ciddi sıkıntılar yaşamıştım. O yüzden kimsenin bu sıkıntıları yaşamasını istemem. Beni yönlendiren kimse yoktu. Tanıdığım birisi yoktu. Ben mesela o zaman öğrenmiştim. Kitabın çıktığı zaman çizere, yayın evine, işte o arka planda olan herkese kitabı hediye ediyormuşsun, gönderiyormuşsun. Benim böyle bir şeyden haberim yoktu yani. Ben bu konuda bilgilendirilmemiştim. Doğal olarak da kitap yazma sürecinde aklıma bu gelmedi. Ben bunu yapmadığım için bana kırılan ekip arkadaşlarım oldu ama ben çok sonradan öğrendim bunu. Mesela bu çok minik bir örnek. Telafi edilebilir, geçiştirilebilir bir şey ama gerçekten hani işin içine girmeden o işi anlamanız mümkün değil. O yüzden bence oturup insanlar, özellikle genç yazarları yönlendirmeli. Ben ilk kitabımı üniversite son sınıfta çıkartmıştım. Benim için de bir şok etkisiydi. Arkadaşlarım için de desteklenme kadar desteklenmeme kısmını da görmüştüm. O yüzden herkes böyle bir hataya bakıyordu. O zaman diyorum keşke, ya keşke birisi beni yönlendirseydi. Mesela ben bütün fuarlara katılmaya çalışıyordum. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Adana, bütün neredeyse TÜYAP fuarlarında vardım. Ama mesela şimdiki aklım olsa çoğu fuara gitmem. Ama bize o an yayın evi fuarı o kadar gösterişli olarak şey yapıyor ki, her bir gidiyorsun, sen bilindik bir yazar değilsin. İlk kitabın ve artık okuyucularda da şey gelişmiş. Mesela direkt şey soruyorlar, kaçıncı kitabınız? Bunu sordukları zaman ilk dediğinizde biz dönüşle geliriz diyorlar. Yeni bir yazar için bu çok büyük bir umut kırıcı bir an oluyor. O yüzden hani tabii ki İstanbul TÜYAP gibi aşırı büyük fuarlara kesinlikle gidilmeli. Ama yani daha küçük şehirlerde gitmeniz zorunlu değil. Fuarlar sandığınız kadar, dediğim gibi eğer İlber Ortaylı, Ataoğlu, Behramoğlu değilseniz kimse sizin önünüzde sıra oluşturmayacak. Ve bu da sizde hatta özgüven kaybına da sebep oluyor. Ben ilk gittiğimde böyle bir şey olmuştum. İlk imza günüm Adana TÜYAP'tı, memleketimdi. Alışmıştım. Arkadaşlarım, akrabalarım, çevrem, oradakiler çok yoğundu. Hatta söyleşi de yapmıştım orada. Daha sonradan Bursa'ya gittiğimde nerede diyorum bu insanlar, oradakiler nerede? İşte şu an mesela bir yazar gelse direkt onu söylerim. Yani gittiğinizde sizi orada uzun bir sıra beklemeyecek. O yüzden yayın evleri sizi fuar diyerek sözleşmeyi imzalatmaya çalışıyorlar ama o fuarların çok bir önemi yok. Biraz yükselmeniz gerekiyor. Bir kitle elde ettikten sonra gitmeniz gerekiyor o fuarların. Yoksa ilk kitabınızda kimse şey olmuyor. Kimsenin telefonuna bildirim gitmiyor. Nurdan Kıyar diye bir yazar çıkmış. Atlı Karınca'nın Başı Dönüyor diye bir eseri varmış. Şu TÜYAP'a git de onun kitabını al demiyor kimse. O yüzden bence olabildikçe bu tarz videolar izlenmeli. YouTube'da çok böyle videolar var aslında. Ben de izlemiştim. Ama hep şey, teknik kısmı anlatılıyor. Kitabı şöyle yazın, kitabı böyle yazın. Bence Evet. ki o noktaya hiç karışılmamalı. Tamamen özgünlüğü öldürüyor.
Geri kalan kısımda da bilgilendirme ve galiba sözleşmelerden kaynaklı insanlar söylemeye çekiniyorlar. Ben biraz dediğim gibi hep aykırı oldum. Öyle de olacağım. Yayın evlerim de bunu biliyordu. Zaten kötü bir şey de söylemiyorum ama bence bunları daha yüksek sesle söylemeliyiz. Kimse kimsenin umuduyla oynamamalı. Evet, buna manada katılıyorum. Bir noktada deneyim edilen yazarların da bu tür konular üzerinde de biraz daha baskın olması, yeni kitap çıkaracak olan, şimdi sizin ilk çıkardığınız kitapta kimseden bu noktada yardım almadınız. Üniversite okuyup da yeni kitap çıkarma girişiminde olacak olan yazarlar da var hakeza. Yazar adayları da var diyelim. Onların başından geçecek olan, onların deneyimleri, onların eksik gördüğü veyahut bu konuda bilgi sahibi olabileceği bir yerde olması gerekli. Bu noktada da siz gerekli açıklamaları da yaptınız, deneyimlerinizi bizle paylaştınız. Peki şöyle söylemek gerekirse, bundan sonraki eserlerinizde nasıl projeler bekliyor bizi? Yani öncelikle ben her zaman var olduğum sürece daha farklı ve özellikle sosyal sorumluluk projeleri yapmayı düşünüyorum. Ele alınmayan yani şu anki dediğim gibi hani kayıtta olan dört şarkım da çocukların ana temel sorunlarına dayanan şeylerden. Mesela bir şarkım sanıyorum telif yiyeceğimi kendimden ama Olabilir diye bir şarkı. O kendi yeğenimden mesela esinlenmiştim. Çocuklar bilmeden hapşurduğunda, burunları aktığında, yemek yiyemediklerinde mesela çok çok tedirgin oluyorlar. Çok büyük özgüven kaybı yaşıyorlar ve bu ileriki hayatlarında da onları etkiliyor. O yüzden mesela şey demiştim şarkıda, ayağım takıldı düştüm, olabilir olabilir. Hapşururken burnum aktı, olabilir olabilir. Ya olabildiğince dediğim gibi çocukların sıkıntılarına değindiğim ve onların orada bile ya yani bir şarkıda bile çözüme kavuşabilecek şeyler düşünüyorum. Kitaplarda keza öyle. Atölye çalışmalarımız olacak yakın zamanda. Onlarda da öyle. Yani olabildikçe hem farkındalık hem insanlara bir yararının olacağı hem de bana o doyumu sağlayabilecek eserler vermeyi düşünüyorum. Peki çocuk öncesi öğretmenliği okuyup işte çocuk öncesi öğretmenliği olduğunuz süreçte burada çocuklara ve velilere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani çocuklara tabii ki çok daha farklı bir dille konuşmak isterim. Hiçbir çocuğun şu an izlediğini düşünmüyorum. Belki şey veliler geldi birkaç tane onları gördüm. Onlar gösterebilirler. Ben bütün çocukları çok seviyorum. Kendi öğrencilerimi de, kendi öğrencim olmayanları da çok seviyorum. Çocuk hani şey söz vardır ya, kim demiş çocuk küçük bir şeydir. Çocuk dediğim belki de en büyük şeydir. Benim için de öyle oldu. Yani benim yayın hayatımı da kalemimi de belirleyen onlar oldu. O yüzden benim ilham perilerim. Hepsini çok seviyorum. İnşallah bu saatte hepsi uyumuşlardır öncelikle. Eğitimci olarak bunu da hatırlatayım. Velilere de diyebileceğim kitap konusunda çok seçici olurlarsa çok mutlu olurum. Her kitap her çocuğa okutulmaz. Ondan ziyade şu an özel eğitimde olduğum için özel çocuk annelerine şunu söyleyebilirim. Tabii ki hepsinin sabırları takdire şayan. Ama her çocuk zaten özel. Onlar çok daha özel olduğu için daha özel ilgiyi, özel alakayı hak ediyorlar. Umarım öyle davranırlar. Hepsinin yolu açık olsun, çiçekli olsun, kolay olsun. Bunları diyebilirim. Peki kitap okuma veya kitap seçimi konusunda gençlerimiz dahi keza ve bunu alışkanlık haline getirme konusunda da bize önerileriniz var mı acaba Nurten Hanım? Şöyle, yani eğer kitap okumayan birisiyseniz ve ben hani kitap okuyamıyorum, odaklanamıyorum, yapamıyorum diyorsanız daha kısa öykülerle başlamanızı öneririm. Stefan Zweig öyküleri mesela hani bu meşhur bir tanımdır hani aç bitir salam gibi. Gerçekten de mesela onlarla başladığınız zaman okumayı seversiniz ama bence bizim okuma kültürümüz en okuyanda bile şunu gördüm. Biraz daha hani çekirdek mantığı. Çekirdek bir anda başlarsın ve sonu gelmez. Bıraktığında da hiç almazsın. Kitabı da bir anda başlayıp 3-4 tane bitiriyoruz. Sonra bir sene elimize almıyoruz. Halbuki bence en önemli şey dengedir. O yüzden her gün en az yani 10 sayfa okusan oturup 3 günde 5 kitap bitirmene gerek kalmaz ve daha sağlıklı olur.
O yüzden bir düzen oturtmak zorundayız. Yani hayatın içine entegre etmek zorundayız kitabı. Mutlaka bir yerinde olmalı. Yani yapabiliyor muyuz? Ben bile yani yazarım ama çok kolay olmuyor işten güçten koşuşturmadan. Ama bence kesinlikle her konuda gereği olan bir şey. Hele ki şu an dijital çağda inanılmaz azaldı. Ki bunun etkilerini görüyoruz. İnsanlar hissetmese de bence okuyan insanlar bunu çok fazla hissediyor. Peki siz küçüklüğünüzden bu zamana kadar genelde çocuklar kitap okumayı pek sevmez, sonradan aşılanır. Siz kendinize nasıl aşıladınız, kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandınız? Ben dediğim gibi çok akademik olarak başarılı bir kimlik oluşturdum çocukluğumdan beri. Ve örnek olan ablalarım vardı. Ve hani şey vardır ya, okulun gerçekten çalışkan bir tayfası. Biz onlardandık. Yani biz çocukken bile okulun kütüphanesini kurmuştuk. Ben üniversitede keza tekrar kütüphane kurdum. Kaç tane köy okulunda kütüphane kurduk. Yani bu bizim için zaten çocukluktan aşılanan hani asli bir görevdi. Biz bunu gittiğimiz her yerde ben direkt şey derdim, kütüphane kuralım mı buraya? Burada kütüphane var mı? Burada var mı? Böyleydi. Şu anda bir de çocuklar üzerine yapıyoruz. En son hatta Hatay'daki çocuklar için bayağı bir kitap toplamıştık. Onlara da yardımımız dokunsun diye. Kitap bence hayatın zaten çok çok önemli bir yerini kaplamak zorunda olduğu için çocukluktan beri aşılanmış bir şeyler vardı bana, ama benim zaten temel olarak yapımda dediğim gibi o modern hali yalnızlıktan ötürü o kitabın dünyasına çekildiğim zaman o karakterlerin beni anladığını düşünüyordum. Çok böyle benim gibi hissettiğim karakterler oluyordu. Çok çekiliyordum içine. Sevdiğim bir dünyaydı. O yüzden bence hani kimin sözüydü şu an hatırlayamıyorum, ama hani siz eğer siz yaşarsanız hayatı bir yaşam yaşamış olacaksınız. Ama okuduğunuz kitap sayısınca yaşam yaşayacaksınız. Bu da öyle bir şey. Ya da hani Sabahattin'in dediği gibi, Tanrım bir yaşam daha istiyorum sadece okumak için. O sıralar öyle çok, çok fazla okurdum. Bu şekilde diyebilirim. Bunu da bu şekilde açıklayayım. Çok güzel bir yayındı, canlı yayın oldu. Bu noktada çok istifade Teşekkür ettik ederim. bilgilerinizden ve deneyimlerinizden. Çok sağ olun. Bizler için, bu değerli katılımcılarımız için, değerli veliler için, değerli yazarlar için son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun, sizden alalım. Yani ben kitaplarımın sonuna her zaman ya da imza atarken şey, çocuklar için umutla büyü yazıyorum. Büyükler için de umutla kal yazıyorum. Çünkü bence umut tehlikeli olduğu kadar güzel bir şey. O yüzden dinleyen herkesin umutla kalmasını isterim. Umudunu yitirmemesini isterim. Biraz daha hani Nazım Hikmetçidir bakış açım. Biz hiçbir zaman eksik etmedik sol cebimizden umudu. Herkes öyle olursa bence dünya daha güzel bir yer olabilir. Bunu diyebilirim. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Gerçekten ederim de verdiğiniz sizden de için. istifade ettik. Çok Buradaki sağ konuklarımız da olun. herkes daha istifa etti. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Siz de Yazarlık öyle, görüşmek üzere. kariyerinizde size başarılar Çok diliyorum. Yeni sağ olun. projelerinizde de herkese. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.